Hasan Hocam, tabii tüp mide ameliyatları yaparken de genel cerrahi uzmanımız olarak da diğer taraftan da endoskopistsiniz. Evet. Peki hangi hastalara, kimlere endoskopi uygulanır? Ya da şöyle diyelim hocam, biz endoskopinin ne olduğunu biliyor muyuz? Çünkü doktora gittiğimiz zaman midemiz ağrıyor diyoruz. Midemize işte hortum sallama diye halk arasında bilinen bir tabir var. İşte hortum salladılar ve endoskopi oldu. Bu ne kadar doğru bir terim? Şimdi endoskopi aslında genel bir tabir. Endoskopi, endo ve skopi. Endo iç demek, skopi de ışıklı bir kamerayla bakmak demek. Yani içeriden bakmak. Eğer buna ağızdan içeri yemek borusuna gidiyorsanız bu gastroskopi. Eğer rektumdan giriyorsanız eğer bu kolonoskopi. Veya kulağa bakıyorsunuz otoskopi. Bunlar genel bir tabir. Endoskopi tabii bizim branşımız olarak mideye, yemek borusuna, 12 parmak bağırsağına baktığımız endoskopi gastroskopi oluyor. Ama genel olarak halk da buna yalnızca direkt buna endoskopi diyor. Bu aşamada hastaların şikayetleri varsa genelde dahiliyecilerden gelir bize hastalarımız. Endoskopi ile giriyoruz ağzından. Bu aşamada ne yapıyoruz? Hastayı sedatize ediyoruz. Yani birazcık uyutuyoruz. Ardından boğazını uyuşturuyoruz kiselokainle ve endoskopla birlikte yemek borusuna giriyoruz. Yemek borusunda herhangi bir patolojik bir şey var mı? Bakıyoruz. Divertiküller olabilir, cepleşmeler. Orada ülserler olabilir. Aşağı indiğimiz zaman mide girişinde bizim Z-line dediğimiz bir halka vardır. Mukozanın değiştiği bölge orası. Mideye geçiş artık. Orada mesela ülserler var mı? Reflüye yol açmış. O reflünün sonucu olarak bir ülserler var mı? Onlara bakıyoruz. Ardından midenin içine giriyoruz tabii. Geniş bir alan. Bunun da birkaç çeşit şeyi var, bölümü var. Fundus bölümü midenin üst kısmı. Oraya bakıyoruz. Korpusuna, antrumuna bakıyoruz. Küçük kurvatür, büyük kurvatür. Şimdi bunlar teknik terimler oldu ama buralarda ilk baktığımız şey bir tümörümüz var mı? Yani bir mide kanserimiz var mı? Evet. Ülserimiz var mı? Kanayan bir yer var mı? Mukoza da bir değişiklikler var mı? Onlara bakıyoruz ve gerekirse biyopsi alıyoruz. Endoskopun bir kanalı var. O kanaldan çeşitli aletler gönderebiliyoruz. Mesela bir kanayan bir ülser varsa hemen bir iğne göndererek o ülserin kanamasını durdurabiliyoruz. Veya bir polip varsa, böyle bir et beni gibi olan poliplerimiz, snare dediğimiz bir cihazımızla o polibi tamamını alabiliyoruz. Böylelikle kanserleşmeden o polip vücuttan uzaklaştırmış oluyoruz. Bunlar hep erken terapötik yaklaşımlar. Sonra ne yapıyoruz? Pilordan geçiyoruz ve 12 parmak bağırsağına giriyoruz. En sık ülserler zaten 12 parmak bağırsağında olur, duodenumda. Bu busta oraya bakıyoruz. O aşamaları da geçtikten sonra işlemimizi bitirince endoskopumuzu çıkartıyoruz ve hastayı dinlenmeye alıyoruz. Bir de kalın bağırsağa baktığımız kolonoskopimiz var. Kolonoskopi için bir gün önceden hazırlık gerekiyor. Nedir yani bu hazırlık hocam? Hastayı işsel yapmamız lazım. Ne yapıyoruz? Bazı ilaçlarımız var. Onları bir gün önceden akşam içiriyoruz ve üzerine en az 5-6 litre su içiriyoruz. Ve böylelikle kalın bağırsak bir nevi yıkanmış oluyor. Ertesi gün anüsten girerek çekum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmına kadar gidiyoruz. Oradaki bütün alanı tarıyoruz. Polip var mı? Herhangi bir tümör var mı? Bazı damarsal değişiklikler olabiliyor. Onlar var mı? Divertikül yine burada da çok olabiliyor sigmoid kolonda. Onları görüyoruz. Eğer bazı özel hastalıklar var. Mesela ulceratif kolit, Crohn dediğimiz hastalıklar. Onlar da çekumundan hemen ince bağırsağa geçiyoruz. İlioçekal valve var. Orada ince bağırsakların kalın bağırsağa geldiği yer. Oradan giriyoruz ve ince bağırsağın o bölgesine de bakıyoruz. Eğer mukozal değişiklik varsa oradan da biyopsi alıyoruz. Genel tabiriyle endoskopi hem tanısal, aynı zamanda da tedavi edici bir yöntem. Bir polibiniz varsa onu alabiliyorsunuz. Kanamınız varsa onu düzeltebiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Bu bazı darlıklarda, örneğin yemek borusu kanseri var ama ileri evre, hasta artık yemek yediği zaman geçemiyor. Buraya biz bir stent koyuyoruz, yani bir borucuk koyuyoruz
Böylelikle hasta normal ağzından rahatlıkla yemeğini yiyebiliyor. Bunlar tabii hep endoskopinin zaman içinde ilerleyerek tamamen terapötik hale gelmesi. Bir endoskopimiz daha var, o da değişik bir şey. ERCP diyoruz, endoskopik retrograd kolangiyopankreatikografi. Yani. Tabiri bu. Yine mideye baktığımız endoskop gibi ama biraz daha kalın ve yandan görüşlü bir alet. Onunla giriyoruz. Safra yolunun 12 parmak bağırsağına açıldığı yerde eğer safra yoluna taşlar düşmüşse oradan girerek o taşları alıyoruz. Buna da ERCP yöntemi diyoruz.